Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese merhaba. Tıp cihazları teknolojisi her geçen gün sağlık hizmetinde yeni mucizeler getiriyor. Artık insan vücuduna da plastik cerrahların sihirli elleriyle yaptığı estetik operasyonları güzelliklerine güzellik katıyor. Plastik cerrahi kliniğimizde burun estetiği, liposuction, karın germe, yüz germe, meme küçültme ve büyütme, plastik cerrahi, mikro cerrahi, el cerrahisi, doğumsal anomiler gibi operasyonlar donanımlı ameliyathanelerinde deneyimli doktorlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bugün sizlerle plastik ve el cerrahisi uzmanı operatör doktor Fuat Kurşun hocam ile birlikte kliniğimizde yapılan ameliyatlardan bahsedeceğiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Takipçilerimiz için kendinizden bahseder misiniz? Evet, ben operatör doktor Fuat Kurşun. 30 yıla yakın cerrahi hayatım var, plastik cerrahide. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ihtisasımı İstanbul'da yaptım. Daha sonra çeşitli kliniklerde, devlet hastanelerinde görev yaptım. Bir süre yurt dışında, Amerika'da çalışmam oldu, Columbia Üniversitesi'nde. Daha sonra yurda dönüp yine çalışmalarımıza çeşitli hastanelerde ve Avrasya Hastanesi'nde devam ettim. Halen 10 yıldan fazla bir zamandır Avrasya Hastanesi'nde çalışmaktayım. Burada arkadaşımızın söylediği gibi tüm estetik ameliyatlar ve el cerrahisi ameliyatlar yapılmakta. Blefaroplasti adını verdiğimiz göz kapağı estetiği de yapılmakta. Yüz germe ameliyatı ile birlikte bu da yapılmakta. Bir de tabii doğumsal anomaliler dediğimiz zaman da elde olan doğumsal anomaliler ve dudak damak yeri dediğimiz doğumsal anomaliler de burada yapılmakta. Hocam, meme küçültme ameliyatı nedir ve bu ameliyatın yaşı var mıdır? Evet. Şimdi meme organı buluğ çağından sonra 15-16 yaşlarında ideal büyüklüğe ulaşır bayanlarda. Ama bazı durumlarda hormonların etkisiyle, meme organındaki hormon reseptörlerin aşırı cevabı nedeniyle meme organı normalden fazla büyüyebilir. Bu hem ağırlık olarak fazla olması hem de hacim olarak fazla olması anlamında bu durumda omuzlara ciddi bir yük biniyor. Bir de büyük bir organın işte göğüs cildiyle teması esnasında da aşırı terlemeler, mantar enfeksiyonları, kötü koku gibi şikayetlere yol açabilir. Meme ameliyatı 16 yaşından sonra eğer çok büyükse meme küçültme ameliyatı yapılabilir. Evlenmeden önce de yapılabilir. Bir de doğumdan sonra, hamilelik sonlandıktan sonra, emzirme dönemi bittikten 6 ay sonra da meme ameliyatı yapılabilir. Küçültme ameliyatı yapılabilir. Niye 6 ay bekliyoruz? Biliyorsunuz hamilelikte göğüsler büyüyor hormonların etkisiyle. Emzirme döneminde de laktasyon dediğimiz o emzirme döneminde de 6 ay veya 1 yıl ne kadar emziriliyorsa bebek yine hormonların etkisiyle süt birikmesiyle meme daha da büyüyor. Büyük olan meme daha da büyümüş oluyor. Emzirme sonlandırıldıktan sonra hormonlar çekilince meme yavaş yavaş küçülmeye başlıyor. Biz buna involüsyon diyoruz. Bu küçüldükçe eski boyutuna yaklaşıyor. Bazen tabii daha da küçülebiliyor ama veya sarkma meydana gelebiliyor. O küçülme tam sonlandığı zaman, tabii meme yine büyük yani, büyük daha hamilelik öncesinde büyük olan meme, hamilelik sonrasında da büyük tabii de o aşırı büyüklük hamileliğin yol açtığı aşırı büyüme sütün çekilmesiyle, emzirme döneminin bitmesiyle 6 ay sonra eski boyutuna geliyor. Ama bu yine büyük olarak kabul ettiğimiz meme. 6 ay sonra bu ameliyat yapılabilir. Yani emzirme dönemi bittikten 6 ay sonra da yapılabilir. Ayrıca yaşlı hastalarda memesi çok büyük olan, göğüsleri çok büyük olan yaşlı hastalarda da ciddi problemleri yol açıyor tabii. Belirli bir yaştan sonra biliyorsunuz kemik erimesi bayanlarda ortaya çıkmaya başlıyor. Omurgada değişiklikler ortaya çıkmaya başlıyor. Servikal lordoz dediğimiz durum ortaya çıkıyor. O ağır göğüslerin omuzlara ve omurgaya yaptığı basınç
kemik erimesinin etkisiyle daha da artıyor ve artık sinir sıkışması denilen durumlar, omuzda ağrılar, boyun ağrılarına yol açabiliyor. Bu durumda insan yaşlandığı zaman, diyelim ki yaşlılık, tabii günümüzde oldukça yaş sınırı yükseldi ama 60 yaşında da, 65 yaşında da bu ameliyat belki 70 yaşında da yapılabilir. İdeal sağlık şartlarına sahipse hasta, o yaşlarda da yapılabilir. Yani ideal sağlık şartları dediğim zaman aşırı kilolu olmayan, ağır kalp yetmezliği olmayan, aşırı kansızlığı olmayan hastalarda da yaşı ileri de olsa bu ameliyatın, meme küçültme ameliyatının sağlayacağı rahatlık çok etkili olur. Omuz ağrılarından, boyun ağrılarından hasta kurtulabilir. Bir de tabii işin meme ameliyatında estetik yönü var. Bu da meme ne kadar büyük olursa olsun yine ameliyatla küçültülerek estetik görünce yine de sağlanabilir. Çünkü meme büyüdüğü zaman ameliyat artık hastayı ağırlıktan kurtarma gibi bir amacı öneriyor ama estetiği de aynı şekilde korunabilir. Onu da vurgulamak lazım. Hocam, bayanların da çok tercih ettiği liposakşın ve karın germe ameliyatından sonra hastaların nelere dikkat etmesi gerekir? Evet. Liposakşını önce anlatalım. Liposakşın ameliyatı küçük deliklerle vücuda girerek yağı erittikten sonra bir miktar vakumlayarak negatif basınçla vücudun dışına alma ameliyatı. Buna işte çeşitli isimler veriyoruz. Liposhaping diyoruz, liposculpture diyoruz. Çeşit çeşit isimlerle isimlendirebiliyoruz. Bu çıkardığımız yağı da vücudun değişik yerlerine aktarabiliyoruz şekil vermek amacıyla, şekli daha da güzelleştirmek amacıyla. İşte memelere daha dolgun hale getirmek için verilebilir. Popoya verilebilir. Çeşitli yerlerde dolgu yapılabilir. Yüze dolgu yapılabilir. Ama liposakşın ameliyatı böyle dışarıdan bakıldığında küçük deliklerden girilerek yapılan bir ameliyat ama yarım santim büyüklüğünde. Bu küçük deliklerden girilerek yapılması insanlara yani bu çok kolay, çok masum bir işlem gibi algılanmasın. Bu da ciddi bir ameliyattır. Çünkü ameliyata başlayıp ameliyatın sonuna kadar kimi hastadan bazen 6-7 litreye kadar yağ alabiliriz. Bu miktar belki 100 kiloluk hastada, 90 kiloluk hastada az görülebilir ama vücutta ciddi bir değişikliğe yol açar. Ameliyatın hemen ertesinde ciddi bir biyokimyasal değişiklik getirir hastaya. Onun için ameliyattan sonra hastanede kalmak bir gün, hatta iki gün ameliyatın büyüklüğüne göre, liposakşın yapılan alanların yaygınlığına göre hastanede bir süre geçirmek ve ameliyat sonrası bakımı yapmak şarttır. Yani ameliyatı hemen olup eve gitmek liposakşında riskli olabilir sizin için. Hastanede bir gün, iki gün kalarak gerekli sıvı replasmanları dediğimiz tedaviler yapılarak hastayı daha güvenli bir şekilde eve göndermek en doğrusudur. Küçük ameliyatlar, küçük deliklerden yapılan bir ameliyat ama biyokimyasal sonucu önemli bir ameliyat. Onun için de çok ameliyat sırasında tedbirli olmak gerekiyor. Karın germe ameliyatından bahsedelim. Bu da plastik cerrahin en büyük ameliyatlarından bir tanesi. Bu ameliyatta gevşemiş olan çeşitli sebeplerle, kilo alıp vermeyle özellikle gevşemiş olan, sarkmış olan cilt kısmı, göbek altındaki cilt kısmı gerdirilerek çıkartılır. Ama bir de hamileliğin yol açtığı karın kaslarındaki, karın duvarındaki gevşemelerde bu esnada, ameliyat esnasında gerdirilerek giderilir. Yani göğüs kafesinden pubis dediğimiz bölgeye kadar gergin bir karın elde edilir. Bu germe işlemi karın kaslarında yapıldığı zaman karın içi basıncını da bir miktar artırmış oluyoruz. Ve göbek altında kalan kısım, sarkan kısım da cilt kısmı da çıkarılmış oluyor. Gergin bir cilt elde ediliyor ama karın içinde basıncın artmasıyla bazı durumlarda risk olabilir. Bu da hamilelik sonlandıktan sonra sezeryen ameliyatını takiben yapmamak lazım. Bunu defalarca vurguluyoruz, riskli olabilir. Zaten içeride büyük olan uterus doğumun hemen sonrasında daha küçülmez. Nasıl emzirmeden sonra memeler küçülüyorsa, ameliyata uygun hale geliyorsa, doğumdan sonra da uterus küçüldükten sonra 6 ay sonra karın germe ameliyatı yapılabilir. İdeal sonuç o zaman alınabilir.
güvenli bir ameliyat elde edilebilir. Karın germe ameliyatından sonra da 3 ay kadar hanımların ağırlık kaldırmaması, yani 2-3 kilodan bahsetmiyoruz da 10 kilo 15 kiloluk gibi şeyler evde veya iş yerinde kaldırmaması uygun olur. Karnındaki karın fasyasında, karın kaslarının ön duvarında olan gerdirmenin tamamen fibrozisle iyileşip sağlamlık kazanmasından sonra artık ağırlık kaldırmaya da başlayabilir. Ama karın gerdirme ameliyatından sonra yeniden hamile kalacak, kalmayı düşünen hasta varsa o hasta için elde edilen, ameliyatla elde edilen düzelmenin bir miktar bozulması söz konusu olabilir. Bunun da bilinmesi gerekir. Burun estetiğinden de bahsetmiş olursak, sizce dolgu mu, rinoplasti ameliyatını mı tercih ediyorsunuz? Sebebi nedir? Evet, şimdi günümüzde hastalar iki gruba ayrılıyor aslında. Estetik cerrahi ve kozmetik değişiklikler isteyen hastalar şeklinde. Ameliyattan çekinen, ürken hastalarımız olabilir. Bunlar genellikle, bu grup hastalar, kolay müdahaleler. İnvaziv ama kısa sürede olan, cerrahi olmayan, basit yöntemlerle etkili değişiklikler amaçlayan hastalardır. Ama bu kozmetik yöntemlerde cerrahi kadar başarı elde edilemez. Geçici, bunların etkisinin bir kısmı geçicidir. Dolgu maddelerin bir kısmı 6 ayda, 1 yılda veya 2 yılda eriyip vücut tarafından emildiği için etkileri geçici olur. Bundan dolgu maddelerin bir kısmı da vücutta kalabilir, kalıcı olabilir. Bunlar işte bir takım katı materyaller olabilir. Bir kısmı da sıvı, jel şeklinde materyaller olabilir. Bu tip buruna yapılan dolgular da estetik cerrahi kadar, rinoplasti ameliyatı kadar elde edilen değişiklikler sağlanamaz. Ancak küçük işte çöküntüler doldurulabilir. Belki keskin olan hatlar yumuşatmak için kullanılabilir ama cerrahinin yaptığı değişiklikler kadar hiçbir zaman etkili olmaz dolgu burunda. Son olarak hocam, göz kapağı estetiği nasıl yapılıyor ve kimlerin tercih etmesi gerekir? Evet, göz kapağında da yaşlanmaya bağlı hem alt göz kapaklarında hem üst göz kapaklarında sarkmalar ve torbalanmalar olabilir. Bunlar genelde, bu tip şikayetler 30 yaşından sonra, 35 yaşlarında başlıyor. Ve nasıl meydana çıkıyor onu da söyleyelim. Göz kapağındaki gevşeme uykusuzluğa, vitamin eksikliğine, demir eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Erken yaşta ortaya çıkabilir. Üst göz kapağında cilt ve kas dokusunda sarkma ortaya çıkabilir. Özellikle de göz kırılma kusurlarından da astigmat olanlarda da biraz daha fazla. Yani göz çevresi kaslarını görmek için akomodasyon yapan hastalarda biraz daha hızlı ve fazla olabiliyor. Bu üst kapaklardaki kas ve cilt dokusundaki sarkmayı blefaroplasti dediğimiz ameliyat ile gideriyoruz. Göz kapağı ince bir doku olduğundan genellikle iz bırakmaz. Eğer insanın, ameliyat olan kişinin vücudunda çok aşırı bir keloid oluşturma eğilimi yoksa genel olarak iz bırakmaz. Alt göz kapağında da kirpiklerin hemen alt kısmından girilerek bu ameliyat yapılır. Yine kas dokusu ve altındaki bizim diyafram dediğimiz orbital septum adı verilen kısımda gevşemeler ve fıtıklaşmalar olabilir, yağ fıtıklaşmaları olabilir. Bu ameliyatta yağlar, fıtıklaşan yağlar alınabilir, orbital septum gerdirilir, gergin hale getirilir ve ondan sonra insizyon kapatılır. Bu da çok etkili bir görüntü değişikliğine sebep olur. Üst göz kapağı ve alt göz kapağı ameliyatları. Bir hastada görüntü bir anda, o bakışlardaki yaşlı görüntü 10 yıl gençleşebilir, 10 yıl geriye gidebilir. Çok mutluluk verici bir ameliyattır. Tabii ki. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben de teşekkür ediyorum. Kendinizle barışık, daha mutlu bir şekilde yaşamınızı sağlamak, estetikle yaşamınıza değişiklik katmak için bizleri tercih edebilirsiniz. Değerli hocamızdan ya da diğer branşlarımızdan randevu talebinde bulunmak için 212-665-5050 çağrı merkezimizden veya online
randevu sistemimizden bizlere ulaşabilirsiniz.